dolar ucuz dediniz değil mi? Ya öyle ifade ettiniz. Peki dolar ucuz mu, pahalı mı? Bunun tartışması da devam ediyor. Türk lirası değerli mi, değersiz mi? Ya da başka bir açıdan bakarsak bardak dolu mu, boş mu? Şimdi şunu soracağım. Son günlerde devam eden bir tartışma var. Bir kısım dolar 30 liranın altına da gerileyecek bu adımlarla derken, bir kısım da Türk lirasında bir devalüasyonun kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Bu anlamda siz bu tartışmayı nasıl yorumlarsınız? Bir de yabancı para girişi devam ediyor mu Türkiye'ye? Geçtiğimiz hafta bir bahar rüzgarları esti, yabancılar geliyor denildi ama gerçekten o gelenler tabii yabancı mıydı? O da ayrı bir soru işareti. Ne dersiniz? Şimdi o sorunuza şu şekilde yanıt vereyim. Siz bir yabancı olsanız, kurumsal bir yabancı olsanız, hukukun olmadığı, halen daha bir Yargıtay başkanını seçemeyen bir yargı sisteminiz olmuş olsaydı ve böyle tek bir kişi tarafından yönetilen, işte gördünüz açılışta dahi Cumhurbaşkanı'na metiyeler düzmek zorunda kalan bakanlarınızın olduğu bir ülkede gelir de yatırım yapar mıydınız? Paranızı yatırır mıydınız? Maalesef yatırmazdınız. Daha Türkiye'de bir veri güvenirliği yok. Yani Türkiye'nin maalesef verilerine dünya güvenmiyor. Yani kendi vatandaşından vazgeçtik. Dünya güvenmiyor. Yani halen Türkiye'de enflasyon kaç? Biz bunu bilmiyoruz. Türkiye'de halen koronavirüsünden ölen kişi sayısı kaç? Biz bunu bilmiyoruz. Türkiye'de işsizlik oranı gerçek anlamda kaç? Biz bunu bilmiyoruz. TÜİK'in açıkladığı veriler maalesef güven vermiyor bize. Bakın geçen hafta açıklanan işsizlik verilerine bakın. Burada ne açıklandı? İşsizliğin düşüyor. Ya Allah aşkına 8,5 enflasyonda 8,5 faizden %50'ye gelinirken siz işsizliği nasıl düşürdünüz? Ya yeni bir model mi keşfettiniz? Şimdi bunu siz sokaktaki vatandaşı ikna edebilirsiniz, kandırabilirsiniz. Ama yabancı büyük fon yöneticilerine, kurumsal işte Amerika'daki, İngiltere'deki o kurumsal emeklilik fonlarını ikna edemezsiniz. Ya da Türkiye'de otomobil fabrikası kurmak isteyen ya da önemli bir yatırım yapmak isteyen şirketleri ikna edemezsiniz. Onlar yemez. Bunu yiyen ancak biz kendi iç piyasamızda, iç söylemimizde yaratılan algılarla. Bu nedenle bu gelenin siz yabancı olarak nitelendirmeniz yanlış bir şey. Evet, Türkiye'de bir garip bir şekilde geçen hafta bir para akışı oldu. Aslında bu geçen hafta olmadı. Bakın Türkiye'nin iki ülkenin NATO üyeliğine onay vermesiyle birlikte Türkiye'de gerçekten garip olaylar olmaya başladı. Bunu ister komplo teorisi deyin, ister başka bir şey. Ve Türkiye'de ilk olarak kapalı çarşıda dediğimiz ya da Tahtakale piyasasında garip garip satışlar gelmeye başladı. Ve orada Türk lirası sıkıntısı başladı. İşte orada başlayan operasyon devam ediyor. Yani birileri Türkiye'ye belirli bir miktar para sokuyor. Ancak bu paranın ne ciddi anlamda tahvile girdiğini görüyoruz, ne borsaya. İşte borsaya bakın ortada. Yani sanki biraz da enflasyonla mücadele ve dolarizasyonun kırılması ve Türkiye'nin ekonomik görünümü düzeliyor dercesine bu kredi notlarıyla birlikte garip bir şekilde Türk lirası üzerinde bir presleme var. Yani Türk lirasının değerini arttırıcı bir operasyon var. Ha bunun daha da ileriye giderler mi? Gidemezler. Yani dolar daha da düşer mi? Ben bunun olacağını sanmıyorum. İki nedenden dolayı sanmıyorum. Merkez Bankası'nın çok ciddi anlamda eksisi var. İkincisi bu gelen dolarların ne kadar uzun süre kalacağı bana göre tartışma. Bu nedenle evet Türk lirasıyla Amerikan dolarının arasındaki farkı en iyi enflasyondan çıkarttığımızda anlarız. Yani reel anlamda evet Türk lirası şu anda değerli. Dolar ucuz mu? Evet ucuz. Ama bunu uzun süre tutamazlar. Neden tutamazlar? Siz tuttuğunuz zaman hiçbir zaman yerli malı alma ihtiyacı duymazsınız. İthalata yönelirsiniz ve Türkiye yeniden o kısır döngüye girer. Yani şu anda bir oyun oynanılıyor. Bu oyunun tam anlamıyla başarılı olacak mı, başarılı olmayacak mı bilemiyoruz. Ama önlerinde biraz daha bu oyunu sürdürmek için zaman var. Nasıl bir zaman var? Turizm gelirleri. 30-40 milyar dolarlık bir turizm geliri geliyor. Eylül ayına kadar bu illüzyonu devam ettirebilirler. Eylül ayına kadar doları
enflasyonun altında artmasını sağlayabilirler. Yani öyle beklenildiği gibi gerçek değerine gitmesine izin vermezler, baskılarlar. Ama burada bana göre kilit ay Eylül, bilemediniz en fazla Ekim ayı diye düşünüyorum. Evet, o zaman kısaca hemen doçent doktor Soner Gökten'e de sorayım. Zira biliyorsunuz.